Dostlar selamünaleyküm. Bugün bu videoya bir soruyla başlayalım. Sizce bizim ürettiğimiz bir savunma sanayi ürünü, yani bir askeri teknoloji, daha bizim ordumuz tarafından kullanılmadan ihracat başarısı yakalayabilir mi? Yani daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeden başka bir ülkenin envanterine girme başarısını yakalayabilir mi? İlk bakışta elbette bu çok mantıklı gelmiyor. Çünkü savunma sanayi ürünlerinin sahada kendilerini kanıtlamış olmaları önemlidir. Ama güven veren savunma sanayi üreticileri için böyle bir sıkıntı yok. Çok büyük projeler imza atmış bir firmanın yeni ürettiği bir proje daha banttan inmeden alıcı bulabilir. Bu gayet doğal bir durum. Ama dediğim gibi bunun olabilmesi için gerçekten güven veriyor olmanız lazım ki Türkiye artık bu lige dahil oldu. Savunma sanayi ürünlerimizin bizim envanterimize girmeden ihracat başarısı yakaladığı örnekleri daha önce görmüştük. Şimdi buna bir yenisi eklendi. Milli kamikaze İHA'mız Alpagu ilk ihracat başarısını yakaladı. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Alpagu nasıl bir sistem? Dahil olduğu sürü drone ailesinde baş Başka neler var? Bu sistemler Türkiye'ye neler katabilir? başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bu kanalda yıllardır önemli konularda önemli videolar hazırlıyoruz ve arka planda bunun için çok ciddi bir çaba harcanıyor. O yüzden artık 1 milyon abone hedefi koymanın zamanının geldiğini düşünüyoruz ve bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek vermek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Podcast ağırlıklı ikinci bir kanal daha kurduk. Orada da desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür edip daha fazla uzatmadan konumuza devam edelim. Yeni girdiğimiz savaş çağında kamikaze dronları bol bol göreceğiz muhtemelen. O yüzden bu alanda yaptığımız hazırlıklar önemli. Peki Türkiye'nin bu konuda ne gibi hazırlıkları var dediğimiz zaman STM'nin sürü İHA konseptinde yaptığı çalışmalara geliyoruz. Konumuz Alpagu olsa da o bir sürü ailesinin üyesi. O yüzden ailenin tamamından bahsedeceğiz ama tabii ki Alpagu'ya daha çok odaklanacağız. Türkiye'de sürü İHA çalışmalarını STM Savunma Şirketi yürütüyor. STM 1991 yılında kuruldu. Şirket %100 Türk sermayesi. Bugün anlatacağımız sürü İHA projesi büyük öneme sahip Onlarca projelerinden sadece biri. Sürü İHA projesine başlamak için önce İHA üretmeniz gerekli. STM bu iş için 3 adet mini insansız hava aracı üretti. Bunların ikisi kamikaze drone, biri de keşif gözetleme drone'u. Alpagu, Kargu ve Togan. Alpagu eski Türkiye'de düşmana tek başına saldıran yiğit demek. Tam olarak adının anlamında olduğu gibi verilen hedefin yakınına girip kendisini patlatıyor. Bu kamikaze dronlar çarparak patlamıyor. Yakın mesafeye girince kendilerini imha ediyorlar. Bu şekilde daha geniş alana etki ediyorlar. Alpago'nun kendi lançeri var. Fırlatılınca bu lançerin içinden çıkıp kanatlarını açıp motoru yardımıyla hedefine gidiyor. Çok hafif olduğu için arazide bir asker tarafından taşınıp yine bir asker tarafından kullanılabiliyor. Sadece sabit hedefler değil hareketli hedeflere karşı da çok etkili. 80 kilometre hıza kadar bütün hedefleri yakalayıp imha ediyor. Yani arazide askerimiz bunu fırlattığında hedef hedefteki teröristin kurtulmasının tek yolu saatte 80 kilometreden hızlı koşmak. Alpagü yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor. Bu, lançerden fırlayıp hedefini imha eden bir insansız hava aracı için oldukça fazla bir süre. Atıldıktan sonra operasyonda bir hata görüldüyse ya da yanlış hedef seçildiyse görevi iptal edip kendisini imha ediyor. Diğer STM İHA'ları gibi sürekli geliştiriliyor. Mesela ilk üretimde ağırlığı 3700 gramdı. Blok 2'de bu ağırlık 1900 grama kadar düşürüldü. Arazide bunu bir asker taşıyacağı için bu çalışma çok önemli. Ayrıca sürü konseptinde çalışmaya uygun olması için de sistem yenileniyor. Önce tekli lançerden atılıyordu. Ardından altılı lançer ortaya çıktı. Bunun ihtiyaca göre 20'ye kadar çıkarılması planlanıyor. Çoklu lançer elbette asker sırtında taşısın diye üretilmedi. İhtiyaca göre sabit alanlara ya da hareketli araçlara monte edilecek. Sadece kara değil deniz araçlarında da kullanılacak. Küçük bir sistem. Denizde kullandığımızda bununla gemi batırmayı düşünmüyoruz elbette. Alpagu ile hedef düşman gemisinin radar ya da silah sistemi gibi güç noktalarını imha etmek zaten bunları imha ettiğiniz zaman o gemi balıkçı gemisi olmuş oluyor. Alpago'nun bir diğer önemli yönü de akıncıda kullanılacak olması diyelim ve kargoya geçelim. Karguda Alpago gibi kamikaze drone ama bunun farkı döner kanatlı olması. Türkiye şartlarında arazide çok daha fazla işimize yarıyor bu sistem çünkü bizim operasyon bölgelerimizde binlerce mağara ve fare deliği var. Döner kanatlı olduğu için bu deliklerde rahatça fare arayabiliyor. İşe yarayacak demiyorum yarıyor diyorum çünkü bu sistemler ordumuzun envanterine çok uzun zaman önce girdi. Arazide etkin şekilde kullanılıyor. Mesela Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev aldılar. Afrin'de özel kuvvetlerimiz Bursa Dağı'nda destan yazmıştı. Kargu da ilk büyük operasyonunu orada yaptı. İHA'lar 5 teröristin yerini tespit etti. Üzerlerine kargu gönderildi. Teröristler fark edince kaçmaya çalıştılar. Eğer saatte 72 kilometre hızla koşabilselerdi kurtulacaklardı. Olmadı. Koşamadılar. Kargu üstlerine iyice yaklaşıp kendisini imha etti ve beşi de orada öldü. Kargu dağ başındaki gözlem kulesi ya da atmaca anlamlarına geliyor. Otonom çalışma özelliği var. Yani yer kontrol sistemiyle görevi siz o an yaptırabildiğiniz gibi önceden görevi verip kendi haline de bırakabilirsiniz. O kendi işini halleder. Yine görev iptal de mümkün. Düşmanın eline geçeceğini anladığı zaman güvenli bir yüksekliğe kadar çıkıp kendisini orada imha ediyor. Sürü İHA konseptimizin en önemli parçası diyebilirim. Düşünün havada 20 Kargu birbirleriyle haberleşerek çalışıyorlar ve düşman konvoyuna aynı anda dalıyorlar. Efsane bir görüntü olurdu. Son olarak ekibin gören gözüyle devam edelim. Yani Togan. Togan Doğan demek. Bu isim verildi çünkü ekibin içinde en gelişmiş kamera sistemine o sahip. Mesela kargoda 10x zoom kamera var. Togan'da 30x zoom. Togan diğerlerinden daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu yönleri diğerlerinden üstün. Çünkü Togan keşif ve gözetleme amacıyla geliştirildi. Pili azaldığında bir başka Togan'la haberleşerek görev değişimi yapabiliyor yapabiliyor. Yani siz hiç müdahale etmeden onlar görevlerine devam ediyorlar. Togan sahada bir düşman unsur fark edince ihtiyaca göre yönettiği sürüden bir alpagu ya da kargo gönderiyor. Tam otonom çalışabiliyor. Sahada yapacağı bütün işi insan müdahalesi olmadan yapıyor. Alpagu ve kargo bu kadar özgür değil. Yasalar gereği bunlar patlayıcı olduğu için mutlaka bir operatör saldırıdan önce onaylıyor. Yani her ne kadar sürü olsalar da Togan atıl kurt dedi diye kafalarına göre hedefe saldıramıyorlar. Dünyada bu tarz çalışmalar yapan 3 devlet var. Amerika ve İsrail'in de benzer sistemleri var ama savunma fuarında bizimkiler ön plana çıkmaya başladı. Çünkü mesela Alpago gibi sabit kanatlı drone örnekleri olsa da çoklu lençer sisteminin başka örneği yok gibi bir şey. Ya da kargo rakiplerin içinde en hızlı platform. Ama daha çok ilgi görme sebebi 52 derece gibi dik bir açıyla saldırıya geçmesi. Dik dalış demek daha yüksek irtifadan dalışa geçmek demek. Yani daha kısa sürede hedefi bulmak ve daha geç fark edilmek. Ayrıca bu dik dalışta hızı saatte yaklaşık 140 km yolu Oluşuyor. Bu platformlar için çılgın bir rakam bu. Kargunun hedefiyseniz Allah korusun sesini duyup geldiğini fark ettikten saliseler sonra bye bay hepiniz. Bahsettiğimiz sistemlerin tamamı tek personel tarafından kullanılabiliyor. 45 saniye gibi bir sürede havaya atılabiliyorlar. Özetle bu üçlü heterojen bir sürü oluşturup göreve çıkıyor. Tabi sadece kargulardan ya da alpagulardan oluşan bir sürü de oluşturulabilir. Bu konuda tercih operasyon alanına göre askere ait. Bizim geliştirdiğimiz sürü İHA çalışmalarının en önemli kısımlarından biri yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin sürece dahil olması. Yani sürüdeki İHA'lar bu özellikleri sayesinde birbirlerini kontrol ve takip edebiliyorlar. Zaman içinde çok daha etkili kararlar alabiliyorlar. En önemlisi ise zamanla araziyi tanıyacaklar. Bu kısım en önemli kısım bence. Çünkü GPS'e bağımlı çalışmak kendi içinde bir riski de barındırıyor. GPS Amerika'nın kontrolünde karartma uygulayabileceği bir alan. Daha önce farklı bölgelerde bunu defalarca yaptı. Bu sürü İHA'lar bölgede görev yaptıkça araziyle ilgili ayırt edici bilgileri öğrenmeye devam edecekler. Mesela arazide bulunan büyük kayalar ağaçlar, tarla sınır çizgileri gibi belirleyici faktörleri zaman içinde tamamen öğrenip GPS'in olmadığı ortamda bunları kullanarak yollarını bulacaklar. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka böyle faktörler. Nasıl bir asker belli bir araziyi orada göreve çıktıkça tanır, bunlarda da durum aynı. Bu bahsettiğimiz yeteneği bize Kerkes projesi kazandırdı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın STM'ye yaptırdığı proje, İHA'larımızın GPS olmayan ortamda da yolunu bulabilmesini sağlamaya başlıyor. Yani zaman içinde derin öğrenmeyle altyapı geliştik, Arttıkça makine öğrenmesi arttıkça bütün hava platformlarımıza GPS olmadan harekat kabiliyeti kazandırabilir bu çalışma. Bu yüzden de tek başına sürü drone projesi kadar önemli diyebiliriz. Yani kısaca özetlersek Türkiye sürü İHA konseptinde başarılı işler yapan nadir ülkelerden biri haline geldi. Ve bu sürünün en önemli bileşenlerinden biri olan Alpagu daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeden ihracat başarısı yakalamayı başardı. Bu durumun bize anlattığı çok şey var. Ama belki de en önemlisi artık Türkiye'nin ben şunu ürettim dediği zaman onu satabilecek hale gelmiş olması bu güven kolay kazanılmıyor. Allah'a emanet olun.